Buraya geldim, önemli bir konu anlatacağım. Mars'a gidiyoruz. Valla. NASA birkaç yıldır dünyamız ve gezegenlerle ilgili hayati detayları tüm dünyadan canlı izlenebilen basın açıklamalarıyla bizlere paylaşıyor. Fark ettiyseniz günümüzde bu haberler daha fazla ilgi çekiyor. Yayın organları açıklama saatini önceden bildiriyor ve milyonlarca insan NASA'nın internet adresine kilitleniyor. Bu açıklamalar yeri geldiğinde büyük sansasyon oluşturuyor. Bu kadar basit. Son yıllardaki en büyük yarışlarda biri de uzayda yaşanıyor zaten. Dünyadan uzaya 2021 yılı içinde 3 uzay gemisi yaşam aramak, kızıl gezegenin atmosferini ve çevresini daha iyi anlamak için Mars'a gidecek. Elon Musk da kafayı takmış buna. 2027'de mürettebatlı olarak Mars'a gitmeyi hedefliyor bu adam. Bu araştırmaların ve girişimlerin hepsinin ortak amacı dünyaya en yakın gezegen pozisyonunda olan Mars'ın, yani komşumuzun durumunu daha iyi anlamak ve olası uzay yaşamı hakkında bazı belirtileri aramaya yardımcı olmak olarak açıklıyor. Hedefi buymuş. Ama önümüzdeki 10 yıl içinde onlarca mürettebatsız Mars seyahati gerçekleşecek ve bu aksiyonların hepsinin temel sebebi uzayda yaşam aramak. Yani dünyayı bitirdik, uzaya gidiyoruz hep birlikte. Elon Musk, dünyaya bir şey olursa insanların soyunun devam ettirilmesi için bir gezegen ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Buraya kadar anladık değil mi Mehmet abi? Aslında pek uzağa da gitmeye gerek yok. Bugünkü teknolojiyle Mars'a yerleşmek ve yeraltı şehirlerinde yaşamak bence mümkün gözükmüyor. Korona yüzünden zaten komşumuza oturmaya zor gidiyoruz ya. Kalktık da şimdi Mars'a gidiyoruz. Bir Türk Mars'a nasıl gider acaba? Merak ediyorum. Bu arada bizleri takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Değil mi Mehmet abi? Mars'a gider misin sen? Gidermiş.